Elimizde f x eşittir 8 çarpı ln x eksi x kare var. Fonksiyonun 1,4 kapalı aralığında tanımlı olduğunu da biliyoruz. Kapalı aralık demek 1 ve 4'ün de aralığa dahil olduğu anlamına gelir. Bunu fonksiyonun tanım kümesi olarak da düşünebilirsiniz. Buna göre yani buradaki bilgileri kullanarak bana bu fonksiyonun mutlak maksimum değerini bulmanızı istiyorum. Evet. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Uç değer teoremine göre elimizde kapalı bir aralık var ve şimdi genel olarak konuştuğumu varsayalım. Bu x ekseni olsun ve bu kapalı aralıkta tanımlı bir de fonksiyon. Bu kapalı aralıktaki fonksiyonun nasıl görünebileceğine dair birkaç senaryo üzerinde durabiliriz aralığın başında bir maksimum noktası olabilir. Aralığın sonunda mutlak bir maksimum noktasına geliyor olabiliriz. Onu da bu şekilde çiziyorum. Evet, aralığın sonunda. Ya da mutlak maksimum noktasına aralığın ortalarında bir yerlerde geliyor da olabiliriz. O da buna benzeyen bir şey olur. Buradaki maksimum noktasında teğetin eğimi yani türev sıfırdır ortada bir yerlerde geleceğimiz maksimum noktası, evet buna benzeyen bir şey de olabilir. Maksimum noktası eğer buna benziyorsa, türev bu noktada tanımsızdır. Buradan geçen birden fazla teğet gözünüzün önüne geliyor, öyle değil mi? Bu noktada test yapmamız lazım. Evet, farklı noktalar için test yapalım. Başlangıçta, aralığın sonunda ve bakalım türevin sıfır ya da tanımsız olduğu noktalar var mı? Türevin sıfır ya da tanımsız olduğu bu noktalarda daha önceden hatırlayacaksınız, kritik noktalar olarak adlandırılıyor idi. Evet, kritik nokta. Elimizdeki adaylar bunlar. Kritik noktalar bunların arasında olabilir. Eğim sıfır olacak ama ya maksimum ya da minimum olacak. Ve eğer bu kritik noktaların hangileri olduğunu bulabilirsek, fonksiyonun aralığın sınır değerlerinde ve bu kritik noktalarda aldığı değerlere bakarak hangi değerin en büyük olduğunu bulabiliriz. Bunların hepsi f'in maksimum değerini aldığı noktalar için adaylarımız. İsterseniz önce bu kritik noktaların ne olduklarını bulalım. Bunun için f'in türevini almamız lazım. Peki, f üssü x eşittir. x'in doğal logaritmasının türevi 1 bölü x'e eşittir değil mi? O halde yazıyorum 8 bölü x eksi 2x eşittir 0. İki tarafa da 2x ekleyelim. 8 bölü x eşittir 2x ve iki tarafı x ile çarpalım. Böylece 8 eşittir 2x kare. İki tarafı 2'ye de bölelim. 4 eşittir x kare ve böylece x'i 2 veya eksi 2 olarak bulmuş olur idik ama fonksiyonun yalnızca bu aralıkta tanımlı olduğunu bildiğimiz ve eksi 2 de bu aralığa dahil olmadığı için sadece x eşittir 2'yi değerlendirmeye alacağız. Evet bu kritik bir nokta. Peki tüm kritik noktaları bulduk mu? Eksi 2 dışında ve bu aralık söz konusu olduğunda f üssünü 0 yapan tek değer bu olduğuna göre bir de tanımsız olduğu yerlere bakmamız lazım. f üssü x'in tanımsız olması buradaki paydanın 0 olması ile mümkündür ama gördüğünüz gibi 0 da bu aralıkta değil. O halde bu aralıktaki tek kritik değerin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ve şimdi de f'i bu kritik değer ve aralığın sınır değerlerinde test edip hangi değerin daha büyük olduğunu belirlememiz lazım. Peki f1 eşittir 8 çarpı 1'in doğal logaritması eksi 1'in karesi. F4'e de bakmamız lazım. Bu da 8 çarpı ln4 eksi 16'ya eşit olacak. 16 yerine 4'ün karesi yazayım. Bir de tabii ki f2'yi bulacağız. Bunlar sınır değerleri. Bu da kritik nokta. 8 çarpı ln 2 eksi 2'nin karesi. Şimdi soru şu. Bunların hangisi en büyüktür? Hemen hesap makinesini çıkarmayı düşünmüş olabilirsiniz ama ifadeleri yakından incelersek sanki çözümü bulabileceğiz gibi düşünüyorum. e üzeri 0, 1 olduğuna göre 1'in doğal logaritması 0'dır, 8 çarpı 0, 0 eder. Böylece bu eksi 1'e eşit olur. Peki, ya bu? 4'ün doğal logaritması. Bir düşünelim, e 2,7 olarak başlar ve devam eder. Başka bir deyişle bu sayının 1 ile 2 arasında bir sayı olması gerekir ve bunu da 8 ile çarpınca 8 ile 16 arasında bir değer elde ederiz. Eksi 16'yı da işin içine katınca da sonuç eksi 8 ile 0 arasında olur ama sanırım hesap makinesini kullanmadan bunlardan hangisinin daha büyük olduğunu bulmak mümkün olmayacak. Evet, ikisinin de negatif olduğunu biliyoruz. Peki, ya bu Elen 2. Bir kesire eşit olacak değil mi? Bu kesir 1 bölü 2'den büyük bir kesir olacak. 1 bölü 2'den büyük olacağı için burası 4'ten büyük olacak ve bu da bunun sonucunun pozitif olacağı anlamına gelir. Bu negatif, bu negatif, bu da pozitif olduğuna göre ve maksimum noktası için elimizdeki adaylarda bunlar olduğuna göre, evet bunu seçiyorum. Bu x2'ye eşit olduğunda maksimum noktasını elde edeceğimiz anlamına geliyor. Ve bu maksimum değer de 8 çarpı elen 2 eksi 4'e eşit olacak. Fonksiyonun tanımlı olduğu bu aralıktaki mutlak maksimum noktası. Hesap makinesiyle hesaplamak isterseniz bunu da yapabiliriz tabii. Bunu bulmuştuk. F4, 8 çarpı 4'ün doğal logaritması eksi 4'ün karesi. Yaklaşık olarak eksi 5'e eşit başka bir deyişle bu maksimum nokta zaten olamaz. f2 ise 8 çarpı ln 2 eksi 2'nin karesi. Evet, gördüğünüz gibi pozitif bir değere eşit ve böylece sonucumuzdan emin olabiliriz.